Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından yaşamı anlamlandırmak konulu etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisiyle Rauf Raif Denktaş konferans salonunda gerçekleştirildi. Konferans tarzında gerçekleşen etkinliğe Davranış Bilimleri ve Yönetim Bilimleri Danışmanı, Yönetim Geliştirme ve Zihin Koçu Aysim Altay konuşmacı olarak katıldı. Yaşam kaçtı gözüme, Yüreğin Saca Yağı ve Madem Öyle Pollyanna adlı 3 adet kitabı bulunan Altay'ın çok sayıda yayınlanmış makalesi de bulunuyor. Altay ayrıca spor takımları ile spor kulüplerine sporcuların motivasyonlarını arttırmak ve potansiyellerini daha doğru kullandırmak gibi alanlarda danışmanlık yapıyor. Sadece kişileri değil, şeyleri ve yerleri de aşkla sevmemiz gerektiğini kaydeden Aysim Altay, özgürlüğün tanımını sevdiğin şeyi yapmak ve anı yaşamak olarak yaptı. Altay yaşamın, yaşamdaki güzellikleri görebildiğimiz ölçüde güzel olduğunun altını çizerek, karşılaşılan güçlükleri yenme konusunda kendisiyle ilgili sorunları olmayan kişilerin daha başarılı olduğunu, kendi yaşam deneyimlerinden de örnekler vererek açıkladı. Altay konuşmasını şöyle sürdürdü. Yaşamak için bir bedeli olanlar hemen her çeşit nasıla kalkalı. Yani bedeniniz varsa, yaşamak için bir anlam ifade eden bir şey varsa, o zaman hiç umurunuzda olmuyor. Zormuş, kolaymış, nasıl yapacakmışım? Yapıyorsunuz. O enerji de geliyor. Ve onun için arkadaşlar sevdiğiniz şeyi yapın. Sevdiğiniz şey hayatta sizi en çok besleyendir. Hobiniz mutlaka olsun. O hobiler sizin için bir zaman sonra dönüştürücü olanlardır. Ve Mevlana'nın bir sözü diyor ki, neyi arıyorsan olsun sen. Neyi arıyorsan olsun sen. Aslında çıktığımız yol ve arayışımız aslında bizim kendimiz olacağımız şeyi yol gösteriyor bize. Aysim Altay konuşmasının sonunda genç dinleyicilere yaşamı ertelememelerini, anı yaşamalarını, geç kalmadan yapmak istediği şeyleri gerçekleştirmelerini, hobi edinmelerini ve işlerini de hobilerinin aralarından seçmelerini salık verdi. Etkinliğin sonunda Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Rümeysa Demirdamar tarafından Aysim Altay'a teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.